Bakın değerli dostlar. Ben Hüseyin Çevik'i günahım kadar sevmem. Ve onu bir din bezirganı olarak görürüm. Lakin son birkaç gündür bazı fotoğraflar dolaşıyor. Hüseyin Çevik'in katille fotoğrafı diye bazı fotoğraflar dolaşıyor. Arkadaşlar, sözünü ettiğiniz şahsın kolunda dövmeler var. Hüseyin Çevik'te fotoğraf çekilen şahsın, ama bakın bu adamın kolunda dövme yok, görüyor musunuz? Zaten polis büyük ihtimalle bu yüzden adamın kollarını açtırıp bu fotoğrafı servis etmiş. Ben öyle zannediyorum. Bakın kolunda dövme mövme yok. Görüyor musunuz? Yani adamın normalde yüzü açıktır da ben yüzünü maskeledim. Yakınları falan ileride dava açmasın diye. Bakın kolunda dövme mövme yok. Tamam, Hüseyin Çevik Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya bir sürü video yaptı. Vahabidir, şöyledir, böyledir diye etmediği hakaret bırakmadı. Evet, doğru. Bu Mustafa Karayaka mı ne? O da yaptı. Bütün Sofiler yaptı. Genç Hoca yaptı. Hepsi yaptı. Hepsi Diyarbakırlı Ramazan'a reddiye verdi. Lakin bu katil ile Hüseyin Çevik beraber fotoğraf çektirdi şeklinde paylaştığınız fotoğraflar var ya, onlar aynı insanlar değil değerli arkadaşlar. Bakın adamın kolunda dövme yok, görüyor musunuz? Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Böyle bir sürü fotoğraf dolaşıyor Twitter'da. Hüseyin Çevik'te böyle bazı mafyalar falan fotoğraf çekmişler. Kollarında dövmeli. Diyorlar ki bak bu katil budur. Sadece bir tane fotoğraf var. Bir tane fotoğraf. Onu da hiç kimse paylaşmamış. Bir kişi bana da gönderdi. Ben de paylaşmadım. Lakin Twitter'da sadece bir adam paylaşmış. Onu da 7 kişi like atmış. Bu adama çok benzeyen biriyle Hüseyin Çevik'in fotoğrafı. Bu adama aşırı benziyor. Lakin onun da bu adam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü değerli arkadaşlar, velev ki bu adam artık PKK'lı mıdır, tarikatçı mıdır, neyse Allah belasını versin. Bu adam birileri tarafından tetikçi olarak kullanılmışsa hiç kimse tetikçiyle fotoğraf çekmez arkadaşlar. Hiç kimse gidip de tetikçiyle kol kola girip poz vermez. Böyle bir dünya yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bunu Hüseyin, bu adamın diğer fotoğraflarını paylaşmak başka bir şeydir. Ama Hüseyin Çevik'in Esenler'in, Bağcılar'ın gençleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaşıp Hüseyin Çevik katille fotoğraf çektirmiş demek de bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Adil olalım, adaleti ayakta tutalım. Allah adaletli şahitlik edin diyor. Adaleti ayakta tutun diyor. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin diyor. Bundan dolayı evet, Hüseyin Çevik Ramazan Hoca hakkında bir sürü video yapmıştır, doğru. Lakin bu demek değildir ki bu adamla Hüseyin Çevik fotoğraf çektirdi. Ha, bunu yapan kimdir? Acaba bu hadiseyi gerçekleştiren kişi kimden etkilenmiştir? Sakallı makallı bir adam yani. PKK'cı mıdır? Yoksa bunların videolarından etkilenip Ramazan Hoca'ya kinlenen, bilenen biri midir? Bilemiyoruz. Ama bu demek değildir ki direkt şu yapmıştır ya da direkt bu yapmıştır şeklinde bir ithamda bulunalım. Bu doğru olmaz. Bunu bir kere yekten söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yekten belirteyim. Ve söz konusu adamın 9 tane suç kaydı var arkadaşlar. Bu adam daha evvel de görüldüğü üzere kendi annesini dövmüş ve annesini yaralama suçundan da aranıyormuş zaten. Bu söz konusu Erkan B isimli şahıs. Bakın görüyor musunuz? Kendi annesini zaten dövdüğü için aranıyormuş. Yani bu şekilde bir gariplik, bir ilginçlik, bir acayiplik durumu söz konusudur. Ramazan Böçkün ya da Ramazan Pişkin, hangi isim söylerseniz söyleyin. Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye sürekli söylüyorum ki burada onun kim olduğu zihinlerde bu şekilde kazındığı için anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu adam annesini öldürmüş biri. 9 tane suç kaydı olmuş biri. Böyle insanlara çok kolay suç işletirsiniz arkadaşlar. Böyle insanlara çok kolay iş yaptırırsınız. Doldurursunuz, verirsiniz 2 tane hap, atar kafası 1 milyon gider, her şeyi de yapar. Aklı başına geldiği zaman da böyle zırvalar. Yok bana tecavüz ettiler de bilmem ne. Böyle aptal aptal konuşur. Yani bu doğru değil. Bu adamı ben öyle zannediyorum. Artık gerçektir ya da değildir ortaya çıkacak. Her şey zamanla belli olacaktır. Ben bu adamın, yani Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katledildiğine ve bu katlinin de öyle afaki, sıradan, böyle normal bir şekilde değil de zulmen katledildiğine inanıyorum. Bence bu adam var ya, bence bu katil bir tetikçidir. Bunu muhakkak birileri tuttu.
Birileri bu adama yol verdi ve bu adam da bunu yaptı. Artık PKK mı yol verdi? Çünkü Diyarbakırlı Ramazan Hoca PKK'ya karşı duran biriydi. PKK aleyhine konuşan biriydi. Artık bir tarikat mı yaptı ya da kim yaptı bilmiyorum. Fakat adamın "ben bunu Afgan zannettim, öldürdüm" ifadesi baştan sona yalandır arkadaşlar. Mahkeme sürecini sulandırma çalışmasıdır. Kesinlikle inanmıyorum. Kim yapmışsa, kim emeği geçmişse şu garibanı, şu piri faniyi, hiç kimseye zararı olmayan, pejmürde giyinen ve 15 milyonluk çakarlı arabalarda gezmeyip, yüz binlerce kişilik tarikatlar kurmayıp, sadece kendi halinde tevhidi anlatmaya çalışan bu adamı her kim öldürmüşse Allah bin belasını versin diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, tekrar bunun sözünü size veriyorum. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu süreci sonuna kadar izleyeceğim ve size de gelişmeler oldukça bu olayı gündem etmeye devam edeceğim. Tıpkı hiç kimse artık bahsetmemesine rağmen bizim Gazze'yi gündem etmemiz gibi. Bu olayı da inşallah gündem edeceğiz.